Şu an buraya çok güzel pozisyon oluştu. Blitzcrank'in beni çekmesi işimize yaradı. Buna da dert değil. Uf! Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Tugzilla ve bu videoda Wild Rift'te dereceli orman oynayanlar için neredeyse hiçbir zaman kaybetmeyeceğiz tabii. Öyle bir şey yok da. Baya güçlü, takım savaşlarını yönetme, oyunu taşıma ihtimaliniz çok yüksek olan bir şampiyon. Genel anlamda diğer ormancı şampiyonlara nazaran kazanma ihtimaliniz daha yüksek bir şampiyon göstereceğim. Olaf arkadaşlar, Olaf'ı herhalde bir buçuk hafta önce A'dan Z'ye serisinde size tanıtmıştım. Şu anda arkadaşlar diğer şampiyonlara gelen dengelemelerle beraber Olaf Wild Rift'teki en güçlü ormancı diyebilirim. Aynen yani. Olaf kadar oyuna etkisi olan bir şampiyon daha görmedim şu ana kadar. Tek başına etkisi olan. Sebebi de şu, bu arada birinci yeteneği fullemeyeceğiz kesinlikle. Olay üçüncü yeteneğimizi fulleyip adamların neredeyse yarı canını, özellikle seviye 7'de son seviyeye getirdiğimizde yeteneğimizi, çok ciddi boyutta bir hasar çıkartarak adamları parçalamayı göstereceğim. Karşı ormanda Gragas var. Düşük can dönüyorum gördüğünüz gibi ormanı. Onun sebebi de direkt olarak hızlı orman dönmek. Zaten çok hızlı orman temizliyor bu arada. Buradan kuşları, sonra kırmızı artı golemle ultimi açık bir şekilde etrafı gezmeye başlayacağım. Çok erken baskınları güçlü bir şampiyon değil. Ondan dolayı en azından ultinizi açmış bir şekilde etrafta gezerseniz sizin için daha faydalı olacaktır. Üçüncü yeteneğin olayını size detaylıca bahsedeyim. Sizden bir miktar can götürüyor. Karşıya da gerçek hasar, elektrik direkt vuruyor. Bu yetenek gücüyle ya da saldırı gücüyle yükselen bir yetenek değil. Yalnızca ama yalnızca yeteneğin seviyesini artırdığınızda güçlenen bir yetenek. Burada yapacağımız şey tank kasacağız. Tank kassak bile, ne kasarsak kasalım, aynı hasarı çıkartacağımız için hem rakip bizi öldüremeyecek hem biz çok ciddi boyutta hasar vereceğiz savaşta. İçeri girdiğimizde de birinci yeteneği fulleyip AD kastığımız Olaf'a karşı nispeten daha uzun yaşayacağız. Bu arada o Gragas'a gidiyorum. Umarım ölmez. Aaa oğlum, şişko parmaklar ya, neyse bir şey olmaz. Şişko parmaklarım çarp yerine sıçraya basma kararı aldı. Olsun, canımız sağ olsun. Şimdi orta koridoru bir kontrol edeceğim. Zed aşağıdan kaçarsa çok iyi. Yok, yukarıdan kaçtı. Aha. Bam diye kafasına şimşeği çakıyoruz. Mavi çarp almanız burada kritik. Çünkü aynı bir büyücü misali oynuyoruz arkadaşlar. Yeteneğimiz de ana hasarı verdiğimiz için adamlara yetişmemiz çok önemli. Bu şekilde oynayacağız. Prozet yazdı Gragas'ta. İlk eşi olarak önerdiği üçlüyü almayacağım. Burada yapacağım olay, karşı takımdakilere göre bakacağım. Şimdi rakibe bakıyorum. Zed, Fiora, Jinx gördüm. Bir de Gragas'ta Blitzcrank var. Burada zırh odaklı oynamak daha mantıklı duruyor. Burada arkadaşlar Randuin tercih edeceğim ben. Genel anlamda rakibin saldırı hızını eksiltmemiz falan da işimize yarayacak diye düşünüyorum. Bir de zırh, önce zırh alaraktan kulede bir potansiyelinizi de artırmış oluyorsunuz. Çünkü niye? Kuleler fiziksel hasar vuruyor arkadaşlar. Buradan ben Ejder'e gitmek istiyorum. Üzerimdeki mavi de bitmeden olabildiğince hızlıca ejder almak istiyorum. Bakalım gelen giden olacak mı? Bizi rahatsız eden olacak mı? Arka taraf temiz duruyor. Ejderde de galiba totemleri yok. Ama ejderin tamamını görmedi o çiçek. Savaşıyor bizimkiler. Çok ellemek istemiyorum o savaşa. Hızlıca bunu almak şu anda amacım. Bu arada arkadaşlar, sizler de istediğiniz şampiyon, rol, her türlü isteklerinizi yorumlardan yazmaya devam edebilirsiniz. Ne isterseniz onu yapıyorum çünkü zaten biliyorsunuz. Şimdi Blitz'e, yani gördüğünüz gibi kule beni gıdıkladı resmen. Sıçrasını aldık en son Blitz'i yollamadan önce. Burada kuleyi biraz vuralım, barikat kasalım takımla beraber. Tamam, Jinx gördüğünüz gibi gıdıklıyor beni şu anda, bayağı gıdıklıyor yani. Hatta kule dibi bile yaparım ama şu anda Gragas ve Zed buraya yaklaşıyor. Çok yaklaşırlarsa ulti açacağım. Yok, yeterince yaklaşamadılar. Kule dibi de yapmayacaklardır. Yasuo'yu yalnız patates edebilirler 3 kişi arasında. Ölme ihtimali çok yüksek. Savaşa yaklaşacağım. 4 kişi. Çıkıyorum buradan. Belki şunu alırız. Şöyle. Çıkabildim gibi duruyor. Aynen, çıkabildim. Tamam. Miss Fortune'u da şu anda kurtardım ama o adamı artık kendine bırakıyorum.
Yapabileceğim çok az şey vardı, ona yaptım yani. Bu saldırı eşyamı da üzerimdeki kara balta yapacağım size bahsettiğim şekilde. Bir tane can alıp devam ediyorum. Karabaltı'daki olay da şu: takımımda fiziksel hasar çıkartan bayağı şampiyon var. Rakibin zırhını kırıp onların da daha fazla vurmasını sağlarken aynı zamanda ben bekleme süresi de azalma, yürüme hızı bonusu ve aynı zamanda biraz da ekstra hasar kazanmış olacağım. Yukarıya doğru gideceğim tekrar. Beni gördüler mi bilmiyorum. Artık görseler de bir şey değiştirmez. Buna da devam ediyorum. Kuleyi. Oha oha, o ne? Lan. Aha. Çalı. Ne? Oğlum çalıdan zet çıktı. Ne ara vurdu? Ne? Bir önceki savaştan beridir çalıda mı bekliyordu, yoksa ben mi fark etmedim bir yerden içeri girişini? Bilmiyorum açıkçası. Alamet çıktı. Alametteki önce yengeci keseceğim. Ondan sonra. Aha. Burada olay var. Tamam. Şuraya bir totem bırakalım. Gidiyorum aşağıya şimdi. Çok güzel. Ben tanklıyorum Ken'in kuleden hasar almasın diye. Aa, lag'a bak. Bırak beni lag. Güzel, tamam. Oo, yakın. Yine çok yakın bir şekilde kurtulduk. Alameti girelim. Siri'den de can doldururuz zaten burada bu şekilde. 800. Tamam, çok güzel. Alameti de aldık buradan. Ay, Ken'in öldü ya. Keşke zorlamasaydı orayı. Zed var burada bir. Neyse, bunu çok şey yapamayacağız. Ne oluyor? Ne oluyor oğlum? Aha, aldı kili. Beni de keser bunlar. Şöyle çıkıyorum. Zed buradan takip ederse önce Zed'e girerim. Oo. Ya. Ya öldüm. Ya öldüm. Yapabileceğim hiçbir şey yok. Sıçrattı en son. Neden ormanda ulti açtığımı sormayın. Zaten cevabı biliyorsunuz siz de. Şu an adamlar beni öldürdükleri süreyi ejder alarak değerlendirdiler. Bulut ejderi onlarda. Kule almadığımız koridor yukarısı kaldı bir tek. Yukarıya aslında alameti açmak istiyorum ben ama. Burada yine bir savaş dönüyor. Çok güzel. Olaf şey, Zed indiği gibi ultisinden direkt olarak çaktım şimşeği kafasına, pertlettim. Yukarıya alameti açacağım ben, oraya gidiyorum. Şu anda oyunda o kadar iyi durumda değiliz aslında takım olarak. Çok fazla savaşmak yerine biraz farmlasak ileride daha güçlü olacak bir takıma sahibiz. Şurayı açayım ben. Tamam. Aslında aldım bile ya. Alametin canı inmedi, güzel. Yani çok bir işime yaramadı. Alameti açmasam da olurmuş. Buradan şimdi dümdüz kaçıyorum. Ultiyi açtım. Böyle sıkıntılı durumlarda çok güzel çıkma pozisyonlarınız var aslında. Burada çivili alacağım şimdi. Sebebi de şu. Sterak'a da başlayayım. Bir tane saldırı gücü alacağım. Surrender vermek istemiyorum. Kim spamlıyor acaba ya? Çivilin sebebi de karşıdaki düz vuruş şampiyonlarının fazla olması. İşte Jinx ve Fiora özellikle onları o şekilde etki etmek istiyorum. Tam buraya çok güzel pozisyon oluştu. Blitzcrank'in beni çekmesi işimize yaradı. Buna da. Dert değil. Uf! Ay, hayattayım. Çok güzel değil mi Char? Çok güzel değil mi? Can dolduracağım şuradan. Yaklaşırsa. Buradan takip ederse gayet mi diyor. Gragas gördüm. Hatta kaymasını da atan bir Gragas. Çok güzel. Tertemiz. 10 numara bir takiple buradan bir skor daha çıkardık. Adamın mavisine çökeyim. Ondan sonra bir base atayım ben ya. Ejder'e 10 saniye var bu arada. Ejder almamız lazım. Oo, burada bir savaş oldu. Kötü bir savaş hala devam ediyor ya. Şu kritik noktaların hemen öncesinde savaş yapmayın arkadaşlar. Size benden tavsiye. Şu an ejderi bıraktık adamlara. Bomboş. Vallahi adamlar aklını tam kullanamadı herhalde ki ejdere başlamadılar. Burada herhalde alırız. Bilmiyorum. Bakalım.
Hiç kimseyi de görmüyoruz gerçi adam akıllı ama 920 çarp hasarım var. Tamam aldık. Şimdi burada bir savaş kokusu alıyorum. Miss Fortune kırmızıyı alsın gelsin. Ondan sonrasında bir savaş yapabiliriz şu an. Görkemli zaferi almayı unuttum bu arada. Görkemli Allah. Şişkoparmaklar.com. Bomboş bir ulti attım. Orada 3. yeteneği basacaktım aslında. Yoro'ya odakladım. Ulan ya yoğumusuna var ya. Ne yapıyorsun oğlum? Nasıl bir oyun yapabilirsin ki orada? Ne yapabilirsin de kurtulacaksın benden? Çok iyi. Şu an bir kişi hayatta ve yukarıda uğraşıyorlar. Şu kule hızlı kesiyor mu minyona ya? Aha yenileri geldi valla. Tamam ben inhibitör açtım şu anda çok güzel. Vallahi açtım. Aynen süper oldu ya. Hem savaş istemeden başlattığım bir savaş ama en azından kazandık ya. Burada şimdi sıradaki eşyayı önce bir görkemli zaferimi alacağım. Onun üzerine arkadaşlar şunu satın al. Ölü adamın zırhı alacağım. Bunun olayı da zaten yük biriktirip yürüme hızı yükseltiyor. Görkemli zaferi basacağım, ultiyi basacağım. İstediğim an, istediğim yerde savaş başlatma lüksüne sahip olacağım. İmkanı yok ki kaçsınlar. Gerçekten imkanı yok. Ne demek istediğimi anlarsınız. Yasuo'ya gideceğim. Şu an iki kişi yukarıya doğru aynen görkemliyi bastım. Görkemliyi bastım basmasana da iş yapmadı. Ben gitmeden çok önce öldü. Zed burada. Aa hoplamadı mı lan o gölgesine? Hopladı. Ultim geri geldi. Aa ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Lan. Yavaşlatma yemişken çok doğru olmadı o ya. Şu... Kuleye vur. Hop. Hadi bakayım. Adamlar umurumda bile değil. Atsana bana. Bana atsana ultine. At. Yok. Yani çok fazla zorladım bu sefer. Full builds arkadaşlar. İtemleri görüyorsunuz. Karşıda Gragas hariç çok büyük hasarı yok diye full zırha gittim. Bu arada çok iyi bir savaş dönüyor bizimkiler tarafından. Ken'in ultisi orada olsa var ya bir güzel olurdu. Güzel yine de kestiler. Ken'in oyunu bitirmek istiyor da buradan biter mi bilmiyorum ya. Şu an biter. Bir kişi hayatta ama muhtemelen bitirdiler oyunu. Aynen. 10 numara 5 yıldız. Gelin bir de oyun sonu ekrana bakalım. Dereceli oyundu zaten. Altın 1 ligindeydim. Şu anda 1 zafer mi 2 zafer mi alacağım bilmiyorum. 1 zafer alacağım. Puanlar neredeyse dolmak üzere ama daha 2 zafere var. Çok güzel maçtı. Umarım beğenmiş, keyif almış, eğlenmişsinizdir arkadaşlar. Şöyle likelayalım herkesi. Kaç rozetim var? 4 tane rozet var. Çok iyi oyunda. Harbi çok güzel oyunda. En çok altın bende. Oyun karşı takımda da mı? Aynen. Genel en çok altın bende. Muhteşem oyun ya. Bir sonrakinde görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay. Bu arada şurada verilen hasar olarak göstermek istiyorum. 18.700 hasar vermişim. Full tank kasarak. Yani full tank kasarak verdiğim hasarın ne kadar aslında iyi bir noktada kaldığını görebilirsiniz. Görüşürüz. Hadi bakın.